Erzurum'a hoş geldiniz. Bugün beni biraz daha yakından tanımak için buradasınız. Normalde gün benim için hep antrenmanla başlar. Ama bugün babamın işi olduğu için dükkanı benim açmam gerekti. Peki ama ben kim miyim? Merhaba, ben Fatih Arda İpçioğlu. Yüz yılı aşkın süredir bu dükkanı ailemiz işletiyor. Dedelerimden sonra şimdi de babama emanet. Antrenmanlardan dolayı ne yazık ki dükkana çok nadir uğruyorum. Babam da geldi bile. Benim şimdi antrenmana yetişmem gerekiyor. Baba ben antrenmana gidiyorum. Çay hazır. Evet. Hadi görüşürüz. Hadi. 22 yaşındayım. 11 yıldır kayakla atlama sporuyla uğraşıyorum. 2005 yılında kayak sporuna başladım. Bazı ulusal dereceler elde ettikten sonra kayak sporunun benim için uygun olmadığını anladım. Yılında kayakla atlama sporuna başladım. Tabii ki en başta ürkütücü, korkutucu geldi ama biliyordum ki bunun için küçük yaşta başlanması lazım. Kayakla atlamayı yapmak için belirli fiziksel şartları sağlamanız lazım. Fiziksel özellikler harici, mental koordinasyon isteyen bir spor. En ufak bir hata sizin çok büyük bir şekilde sakatlanmanıza neden olabilir. Bunu tecrübe edindim. İki ameliyat ve bu sakatlık sürecinden sonra yaklaşık bir yıl sonunda rampaya tekrar çıkabileceğim düzeye geldim ve iyileştim. Ama tabii ki benim takım arkadaşlarım benden daha üst seviyedelerdi ve benim onlara ulaşmam için çok çalışmam lazımdı. Deli gibi antrenman yaptım diyebilirim Erzurum'da. Karakteristik olarak ben düştüğüm yerden bir öncekinden daha da güçlü kalkmayı tercih eden biriyim. Bu sporda Türkiye'yi dünyada 4 kişi temsil ediyoruz. İrfan, Ali, Münir ve ben. Merhaba arkadaşlar, bugün kayak atlama kulübündeyiz. Arda ile yaklaşık 12 yıldır beraberiz. Yurt dışı kamplarında 10 yıldır aynı odayı paylaşıyoruz. 10 yıldır Arda'yı tanıyorum. Aynı takımdayız zaten. Sürekli birlikte vakit geçiriyoruz hem kampta hem Erzurum'da. Arda abiyi 10 yıldır tanıyorum. Arda abi tutumlu, kararlı ve dediğim dedik. Kolay kolay ikna edilemez. Aklında bir şey varsa onu yapmaya çalışır. Doğru ya da yanlış çok sorgulanmaz, öyle söyleyeyim. Birine borcu olduğu zaman onu hayatta unutmaz ama kendi borcunu unutuyor. Diyelim benim Arda'ya borcum var, onu unutur. Ama onun bana borcu olsa onu unutmaz. Arda, titiz, pinti, cimri. Ve aynı zamanda çok tutumludur. Bazı konularda tutumlu sayılırım. Bazen de bu cimriliğe kaçabiliyor. Ama ben cimriliği asla kabul etmiyorum. Sadece biraz aşırı tutumluyum. Çünkü bir şeyin fazlasını sevmem. Ne yeterliyse o bence gereklidir. Bir şey alırken, bir şey yaparken hani sırf canı istediği için değil de gerçekten gerekli mi, gerekli değil mi diye düşündürür, bize de kendi de düşünür. O yüzden biz daha çok böyle para harcamamından pinti diyoruz. Arda
Arda abi titizdir ama sadece araba konusunda. Arabasını çok sever, çok titizdir o konularda ama diğer konularda pek fazla titiz değil. Kendi arabalarına düşkün, öyle söyleyeyim. Hani böyle soğuğun ortasında arabayı yıkandırır mı abi? 11 yıldır aynı odayı paylaşıyoruz ve İrfan bazen çok dağınık oluyor. Ben de rahatsız oluyorum çünkü ben de biraz titizliği seviyorum, hani titizim çünkü. Çok dağınık durmam ama kamplarda antrenman sonrasında böyle yorgunluk oluyor. Kalkıp böyle teker teker katlayıp bavula koymaktansa alıp bavulun üstüne koymayı tercih ediyorum. Bu da onun gözünde beni dağınık yapıyor. Ama bir de kendisine sorsanız. Dördümüz arasında en dağınık olan İrfan abi ve Münir. Açıkçası ben ve Arda abinin pek fazla dağınık olduğunu düşünmüyorum. En dağınık olan Ali diyebilirim. Benim için dağınık dediler. Bilmiyorum, bence odalarımıza bakılmalı. En sevdiğim özelliği yiğit de kilo alamaması. Hatta buna özeniyorum yani. Bizim sporda da malum kilonu koruman gerekiyor. Çok fazla tatlı falan yiyemiyoruz o yüzden. Ama Arda'nın öyle bir problemi yok. İstediği şeyi istediği saatte yiyebiliyor yani. Ben su içiyorum, kilo alıyorum. Adam baya baya yiyor. Onun yediğini yesem ben 80 kilo olurum. Bir imrendiğim konu ama başka bir şey yok. Kayakla atlamayı yapmak için belirli fiziksel şartları sağlamanız lazım. FIS'in Uluslararası Kayak Federasyonu'nun belirlediği kilo ve boy orantısı sağlamanız lazım. Yani kısacası zayıf olmanız lazım. Sevdiğim özellikleri Arda abinin kararlı olması, yarışlarda stressiz olması. Gerçekten gurur duyuyorum çünkü Türkiye'de bir ilki başardı sonuçta. Olimpiyata giden ilk kayakta atlama sporcusu oldu ve kendi hakkıyla gitti, kendi kotasını kendi kazandı. Bunun için çok gurur duyuyorum. Arda abiyle aynı takımda olmaktan dolayı gurur duyuyorum çünkü olimpiyatlarda bizi temsil etti. Kayakla atlama bahsettiğim gibi bireysel bir spor, aynı zamanda takım arkadaşlarımla da rakip sayılıyoruz. Bu tatlı bir rekabet, birbirimizi yukarıya taşımaya dayalı bir rekabet. Antrenörümüz Frank'le çok iyi uyum sağladık birbirimizle ve daha iyi başarılara imza atacağımıza eminim. I'm really honored to work with these four guys and especially with Arda because he's got really good potential to become good ski jumper. He is hard worker. Sometimes he's asking too much and sometimes he's tired too early, so I need to push them a little more harder, but when I explain all situations and why some things are good, why some things are bad, he understands this and he accepts this, and next day he sleep over, and yeah, then he's different and he understands my opinion. So I'm really like to, it's a big challenge to work with Arda. Yeah, for Olympic Games it's a big challenge for us, because Turkish ski jumping is quite new in Turkey, so we are quite in the beginning of our careers, I can say like that. He was already in Olympic Games, so this was a really big achievement for Turkey and like country and for Turkish ski jumping. Spor hayatım boyunca birçok başarı elde ettim. Kayakla atlama ülkemizde yaklaşık 15 yıldır yapılan bir spor ve bu 15 yıllık bir sporun olimpiyatlara giden ilk Türk sporcusuyum. Dünya Kupası'na katılan ilk Türk sporcusuyum. İşte Fatih Arda İpçioğlu. Haydi Fatih, dualarımız seninle. Fatih Arda İpçioğlu. Dünyanın kayakla atlamada en prestijli yarışması olan Dörttepe turnuvasına katılan ilk Türk sporcu unvanını kazandım. Ve dünya şampiyonasında 90 ve 120 metrelik rampalardan atlayan ilk Türk sporcu da bendim. İlk atlayışından, yani deneme atlayışından daha iyi bir atlayış gerçekleştirdi sevgili Fatih Arda İpçioğlu. 2019 yılında kış sporlarında yılın sporcusu unvanını kazandı. Hakikaten bir başka böyle bir spor dalında temsil edilmek harika tek kelimeyle. Teşekkürler tüm emeği geçenlerle birlikte. Tabii önce sen sevgili Fatih Arda İpçioğlu. Bu başarılarım ulusal ve uluslararası medyada ses getirdi. Fatih,
Erzurum'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kalıyor arkadaşlarımız. Ama ben otelde kalmayı tercih etmedim. Evde kalmayı tercih ediyorum. Zaten kamp ve yarışmalardan dolayı sürekli yurt dışına gidip geldiğimiz için ailemle beraber vakit geçirmeye çalışıyorum. Onlara daha çok vakit ayırmaya çalışıyorum. Çünkü karşılıklı olarak birbirimizi özlüyoruz. Ama tabii ki onların yarışlarda beni televizyonlardan izlediklerini bilmek bana ekstra bir güven sağlıyor. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Ceyda her şeyimi bilir. Her şeyimi. Çünkü benim en büyük sırdaşım, en yakın arkadaşım da Ceyda'dır. Arda'yla hani arkadaş gibi spora bile birlikte başladık. İkimiz de bir gün bir pistte, küçük acemi pistinde kayarken bir hocamız bizi keşfetti. Bu yarışmalarda ben daha çok başarılı oldum. Arda'nın kayak alp disiplini dalında pek ilgisi yoktu. Çünkü Arda adrenalini seven bir çocuktu. Hem ruhen hem de fiziken kayakla atlama için çok uyumlu bir insandı. Yani düşünün, kardeşimle bile geçmiş dönemde bir rekabetimiz oldu. Ama tabii ki onun daha iyi yerlerde olması, yani ben hiç spora başlamasam da o daha iyi yerlerde olsun, benim için önemli değil. Ben her zaman aile odaklı biriyim. Arda'ya sporun kattığı birçok şey var. Bunların en başında olgunluk geliyor. Hayatı bir düzene girdi. Arda'nın yaşları başka şeylerle ilgilenirken Arda gecesini gündüzüne katarak antrenmanlarına devam ediyor. Bu süreçte İngilizcesi üst seviyede. Hem zeki, hem çevik, hem de çok ahlaklı, çok dürüst, nerede ne yapacağını bilen bir çocuk. Ailem sakatlık döneminde her ne kadar sporu bırakmamı istese de tabii ki sonrasında en büyük destekçilerim oldular. Bacağını kırdıktan sonra biz hepimiz hani acaba bıraksam diye düşündük. Ama sonuçta hani ben de sporcuyum, babam da bu sporu yıllardır yapıyor. Biliyoruz ki emeksiz yemek olmuyor maalesef. Bundan dolayı zaten o şeyi bitirdik, o süreci atlattıktan sonra Arda'nın da güveni yerine geldi. Biz de tam anlamıyla desteklemeye başladık. Ondan sonrası için de işte olimpiyat süreci başladı. Olimpiyatlara hazırlandı. Annesi biraz daha çocuğuna düşkündü. Annesi biraz çekimser davrandı ama ben yine arkasında durdum. Arda da istiyordu yani. O yıldırmadı onun ayağını kırması falan. Devam etmek istedi ve devam etti. Yani Arda'nın kendi azmi, çabasıyla bu yerlere geldi. Annesi de tabii işin bilincine vardı. Şimdi olimpiyat doldu mu daha ciddi düşündü. Annesi de bu ciddiyetin farkına vardı ve devam etmesi yönünde o da destek, tam destek çıktı. Erzurum'dayken zaman ayırmam gereken bir de arkadaşlarım var. Onlar da beni sürekli takipçim, izliyorlar ve onlar da özlüyorlar beni. Ben de o arkadaşlarımla da oturup beraber vakit geçirmeyi seviyorum. Arda'yla yaklaşık tanışıklığımız 12 yıldır beraberiz. 10 yıla yakın, 9-10 yıla yakın birlikte aynı takımda yarıştık, ter döktük. Sonrasında 2015-2016 sezonunda ben sporu bırakma kararı aldım ve çalıştığım takımın başına getirildim. Yani Arda Gül'ün başına getirildim. Arda ile 3 yıl kayakla atlama branşında çalışma fırsatı buldum. Arda böyle çok değişik bir çocuk. Sosyal hayatında da, spor hayatında da çok istikrarlı bir sporcu. Güler yüzüyle çevresindekileri güldüren, onlarla samimi olan bir çocuk. Genelde yurt dışında, yarışlarda ve antrenman kamplarında. Buraya da geldiği o kısa sürede illaki arar, bizi sorar, illaki buluşmak ister, kampı anlatmak ister, yarışlar hakkında bilgi vermek ister. Çok vefalı çocuktur. Spor hayatının dışında, işte kendisi Erzurumlu, biz de Erzurumluyuz. Arar bizi, ne yapıyorsun abi, ne yapıyorsun, yani öyle unutkan. İşte ben bir yerlere geldim, siz aşağıda kaldınız gibi bir huyu yoktur. Arkadaşlarımla vakit geçirmenin bir diğer özelliği ise spordan uzakta hissediyorum kendimi. Biraz kafa dağıtıyorum, kendimi rahatlamış hissediyorum. Çünkü bütün hayatım spora dayalı olduğu için tabii bazen de farklı şekilde, farklı kişilerle vakit geçirmem gerekiyor ki kendimi rahat hissedeyim ve bir sonraki antrenmanıma veya yarışıma daha motive bir şekilde, daha kafası rahat bir şekilde geri dönebileyim. Birçok ilki imza attım ve hala daha önümde birçok ilki gerçekleştireceğim başarılar var ve hedeflerim var.
Bunların en büyüğü tabii ki 2022 Çin Olimpiyatlarına gitmek ve bundan önce kayakla uçma rampasından atlayan ilk Türk sporcu olmak.